Merhaba siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 9 Ekim 2020 Cuma yarın 10 Ekim 2020 Cumartesi Ankara yarışlarına ait olan kısa 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 kısa, kısa yorumlarımı yapmadan önce az bir şahıs bu hal edek. Adana diliyle edek. <laughs> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben Adana'dayım. Bugün akşam üzere Adana Hipotron Müdürümüz Bora Bey ile konuştum telefonda. Ee, Bora, aşağı yukarı bizim burada 20 gün sonra yarışlar başlayacak. Fakat şu anda e, idman pistinde e, çalışma olduğundan yani hem idman pisti dış pist hem yarış pisti dediğimiz pist ikisi aynı anda e, oluyor zaten. Hem idman yapıyorlar atlar hem e, o yarışta o pistte yarış da koşuyor. Aynı zamanda bir de iç pist var. O da kum. Orada da idman yapan atlar var. E, yarış pisti dediğimiz pist yenileniyor. Aşağı yukarı bir bir hafta sonra falan o pistimiz açılacak diye yani bir hafta 10 gün civarında açılması planlanıyor dedi bana. Ee, Adana'da işte pist açıldıktan sonra biz de türbündeki yerimizi alacağız. Saatlerimizi elimize alacağız. Çıkacağız türbünde, basın türbününde. Saatlerimizi tutacağız. Ona göre işimize, gücümüze bakacağız. Adana'daki yarışları Adana'da suyun gözünden takip edeceğiz. Ha bu arada Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, diğer illerde de zaten ekip arkadaşlarım var. Gerek at sahibi, gerek idman jokeyi gerek menajer, gerek kondisyoner, gerek seyis. Kim varsa dostlarım, arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım. Onlarla konuşmalar yapıyorum ve kendi kurumumda bunları paylaşıyorum. Ama şimdi mesela ben programı elime aldım. Ankara programını. Gözüme ilk çarpan atları sizlerle kısa kısa Onlara paylaşacağım. Dediğim gibi burada size paylaştığım atlar yarın ben kendi grubumdaki atlarla birebir eşleşmeyebilir. Neden? Çünkü ben yarın sabahleyin kalkacağım. Ankara'da yarın yarış var. Ankara'ya arayacağım. Çok iyi menajeri, seyis, antrenör, at sahibi kim varsa tanıdığım arayacağım. Atlar hakkında bilgiyi aldıktan sonra kendi grubumda seis, ahırına kadar inip tuttuğum atın son durumunu öğrenip veya son durumlarını, idman pisti son durumlarını öğrenip ona göre kendi grubumda videolu şekilde iki tane video çekeceğim. Aşağı yukarı 7-8-9 dakika yani iki video 7-8 dakika olur. 15 dakika 16 dakika olur. Onu da kendi grubumda paylaşacağım. Yani bu bilgiyi de size vereyim. Bunun haricinde bu işte yani niye burada bize başka hat söyledin, grupta başka hat söylediğin gibi yer mi olmasın? Dediğim gibi bu videoyu ben size bir gece önceden çekiyorum. Ha, Ankara ile telefon görüşmesi yaptım. Bu arada onu söyleyeyim. Akşam üzere saat 8 gibi falan bir görüşme yaptım. Ankara'da şu anda herhangi bir yağmur olmadığını söylüyor. Yani 8'e kadar yok ama Allah'ın işi bu bilemem. Yağmur yağarsa da vermiş olduğum bu tahminler geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü yağmur yağdığı zaman yarışların kum pisti alınma olasılığı var. Bugün nitekim İstanbul'da gördünüz yarışlar kum pisti alındı, sentetiğe alındı. Orada koştu yarışlar. İlk iki koşudan sonra yarın da yağmur yağarsa olur ya yağmur yağabilir. Bilmiyorum son yani saat 8'e kadar akşam 8'e kadar bir gece evvelden yağmur yoktu. Yağarsa da kum pisti alınırsa yarışlar o zaman bu verdiğim tahminlerin hiçbir hükmü yoktur. Çünkü çok farklı atlar gelir. Çin başkadır, Kum başkadır. Benim her zaman bir lafım var. Bir atın yarış kazanması için çok faktör lazımdır. Yarış yavaş gider, başka at gelir. Süratli gider, başka at gelir. Normal tempo gider, başka at gelir. Bu at yarışının değişmez bir numaralı kuralıdır. Ben 1972 yılından beri sahadaki bir adam olarak gerek antrenör, gerek at sahibi, gerek saat tutan bir kişi olarak bu iş böyledir. Ama bunun yanında o atın o haftaki idmanı, pisti, mesafesi, jokeyi, kilosu, efendim son idman bilgisi, atın startta kalmaması, eğer kaymaması, startın önünde titizlik yapmaması, starttan sağlıklı çıt çıkış yapması bunların hepsi jokeyinin en önemlisi hata yapmaması. Bunların en önemlisi atın kazanmasında birer faktördür. Şunu da buradan size deklare edeyim. Bu işin bileni yoktur. Kim derse ki ben bu işi biliyorum. O deyyus yalan söyler. İnanmayın ona. Bu işin bileni yoktur. Bu işin emekçisi vardır. Ee, takipçisi vardır. Ee, emek veren insanı vardır. Ee, yorumcusu vardır. Ben bir emek veren insan olarak sabahları 3.30'da sahaya gidiyorum. E, saat tutuyorum. E sen 3 gün git bakalım 3.30'da sabah sahaya. 4. gün bak ne oluyor kendin ya. Beynin dönüyor mu, dönmüyor mu? Dünyanın kararıyor mu, kararmıyor mu? Bir de kışını düşün. Yağmurda, çamurda efendim mesela o soğukta, ayazda Zaten kondisyoner arkadaşlarımızın çoğu ya böbrek hastası ya şeker hastası ya erkenden ölüyorlar. Ya tansiyon hastası ya kalp hastası. Hepsi, hepsi sakat. Hepsinin bir tarafı sakat. E i̇şte bu sabahın her gün üç 3.30'da kalkarsan sahaya gidersen olacağı o. İşte yani ondan sana herkes bu işi kolay zannediyor. Bu iş kolay molay bir iş değil kardeş. Bu iş kolay olsa herkes yapar. Yani bir de işte diyorlar ya işte ya işte saat 3.30'da kalk. Ya 3.30'da sen kalk git. Sen kalk git ben ayda sana 500 milyonlara lira vereyim. Her ay 500 milyon vermezsem namussuzum. Git her saat saat 3.30'da git. Kronometre tut. Bütün bilgileri bana aktar. Kim iyi galop yaptı, kim kötü galop yaptı, kimin sağlığı iyi, kimin kötü. Bunları paylaş. Ben sana ayda 500 milyon vereceğim. Ondan sonra hani bazıları diyor ya ben de çap grubuna karşıyım. Ama madem videoları seyredeyim. Atın galopunu da göreyim. Yapma ya. Anan güzeldi senin. Whatsapp grubuna karşıymış. Oturduğu yerde sabah açacakmış. Videoları seyredecekmiş. E ee, Bunlara da para vermeyeyim. Yok ya para vermeyecekmiş. Biz orada gidek sabahın üçünde bizim anamız dilimiz gevresin. E ee, Getirek bu bilgileri de sana verek. Olur. Başka bir derdin var mı? Anan da güzel senin herhalde. Böyle bir dünya yok. Ben sabah üç buçukta gidiyorsam onun meyvesini ben yiyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Kalk sen de git. Kalksan da git. Üç tane atı tanıyabilirsen tabii. Kalksan da git sabahleyin sahaya. Üç tane atı tanıma ihtimalin var mı çıplak atı? Nereden tanıyacaksın? 50 sene kalsa tanıyabileyim mi? Ondan sonra işte ben o şeycilere, yorumculara bunlara Twitter'da falan filan yorum yapıyorlar ya işte. Bu paralı siteler, benarlı siteler de var. Ben daha onları hiç sahada görmedim. Hepsi yalan yolu, yalan dumen. Hiçbiri sahada yok bunlar. Hepsi yalan. Oturduğu yerden video videoyu seyrediyor, TCK'ya giriyor, oradan atları, yarışları seyrediyor, yorum yapıyor. Allah Allah. O kadar kolay olsaydı o zaman niye sizin onlara ne ihtiyacınız var ki? Siz kendiniz açı seyredin. Onlara ne ihtiyacınız var sizin? Kendiniz açı seyredin. Kendiniz oynayın. Zaten senin gördüğünü o da görüyor. Biraz veri tabanın varsa alttan bir veri tabanın varsa sen onların gördüğünü sen de görün. Yani bir atın sağlık durumu, idman bilgisi, ağır bilgisi olmadan tahmincilik mi olur? Ama yataktan olur. Yataktan atar. Bol keser. Salla babam geçsin. Yutturabildiğine yuttur. <laughs> Ya çok gülüyorum ya. Yemin ediyorum gülüyorum. Zaten bu profesör bu Twitter mı Twitter sosyal medyanın tamamı hepsi profesör. At profesörü. Görsen Allah. Ahkam kesen kesene. <laughs> Acaba üç tane atı tanıyabilirler mi? Nerede tanıyacaklar ki? <laughs> Ama sorsan profesör onlar. <laughs> Şimdi bir laf söyleyeceğim söylemeyin. Boş ver içimde kalsın. <laughs> Neyse arkadaşlar fazla lafı sözü uzatmayalım. Geçelim günün 3. koşusu Ankara 16 Andikap 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim 4 numaralı Juno Moneta yazın ne yazarsanız yazın. 4. koşu 4 çat 3 yaşlı Arap 1300 metre kum. 2 tane at söyleyeyim ya burada size. Bir Ağamsın yazın bir de Öz Oyuncu yazın ne yazarsanız yazın. 5. koşu açık grup 1 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim. Luna logo çok kaliteli at fakat ara verdi idmanları nasıl? Onları yarın son durumunu Ankara'dan öğreneceğim ama çok kalite attır olan avukat. Onu mutlaka yazın. Ne yazarsanız yazın ama onun durumunu yarın öğreneceğim Ankara'dan ne durumda olduğunu. 6. koşu Gülüm Osman için fazla konuşmaya söze gerek yok zaten. Gülüm Osman yazın ne yazarsanız yazın. 7. koşu 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim. Distik Shining'in son yarışı kötü. Bir sıkıntı yaşadı herhalde anlık sıkıntı. Distik Shining'i yazın ne yazarsanız yazın. Son koşu 8. koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. 12 numara Fantastic Solution yazın ne yazarsanız yazın diyor. Adana'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Siz sevgili yarı sever mensubu dostlar arkadaşlarım. Hepinize iyi geceler.